duygusallıktan kurtulması bencil olmamakla mı alakalı? Tabii. Bencillik, egoistlik insanı insan olmaktan çıkarır. Başka boyuta geçer insan. Yani cahiliyenin kendine has bir boyutu vardır. O boyuta geçer. İstese de çıkamaz o boyuttan. Bencil, egoist bir insan. Aklına geniş çapta Allah tarafından ket vurulur. İradesi dışında istediği kadar azmetsin, ne yaparsa yapsın, aklı esaslı şekilde mahsedilir, alınır elinden. Onun zavallılığını yaşar. Ve duygusallıkta onun yan etkilerinden biridir. Egoist, bencil olan insanda hemen duygusallık gelişir. Duygusallıkta kendini saldırganlık, ağlama krizleri, kavgacılık, akılsızca eylemler yapmak, hatta Allah istesin kendine zarar vermek ve daha da fecisi intihara kadar sürükleyebilir. Çok çok tehlikelidir. Bütün dinler, hak dinler egoistliği birinci düşman olarak insanlara göstertir. Allah öyle göstertiyor. Egoistlikten, bencillikten kurtulmayı çok hayati olarak dinler de Allah bize açıklar. İşte Hristiyanlıkta çok önemlidir. Bencillik ve egoistlikten kurtulmak. Yahova şahitler mesela en önemli konu olarak onu alırlar. Egoistlik, bencillik. İlk anlatımlarda ona dikkat ederler. Müslümanlar Kur'an'da egoistin, bencilliğin kötülüğünü açık açık görürler.